Nermin Apaydın Hanım, pazara sebze almaya korkudan gidemiyoruz. Yeşillikler güvenli değil, hanımefendinin beyanı. Acaba belediye arabalarla sokakla satsa mı diyor. Ben buna bir şey eklemek istiyorum hocam. Ben bir yakınımdan dün yeşillikleri deterjanla yıkadığını öğrendim. Yani insanlar korkuyor ama bu korku onlara çok daha kötü şeyler yaptırıyor. Pazara gidemiyor, gittiyse de deterjanla yıkıyor. Pazara gidebilirler mi? İşte yeşillik deterjanla yıkanır mı? Ne yapılır? Ya bu bir gerçekten korona manyak dediğimiz bir durum. Korona paranoyası denir. Evet, evet. Yani arkadaşlar hiçbir virüs sizin pişme yöntemleriniz karşısında dayanamaz. Madde no bir. Yani pişirdiğiniz bir üründen korkmayın. Güzel. Bir kere virüs 60-70 derecenin üzerine dayanamıyor ki. Yani yapısı itibariyle öyle bir ortamda hayat bulamıyor. İki, sabun denen veyahut da bir kimyasal ajanla yıkadığınız zaman bu ürünü canlı bir doku olan, canlı olan meyvenize, sebzenize sirayet eder. Sirayet eder ve zarar verirsiniz kendinize. Biz basit bir temizlikten sonra çok çok korkuyorsanız sadece bekletiniz. Sadece bekletiniz. Yani bir sebzenin bir meyvenin üstünde bir gün bekledikten sonra sebze ve meyvenin üzerinde virüs kalmaz. Zaten bir de yıkayacaksınız elbette. Yani hiçbir şey yapmadan bekletsek dahi temiz. Yeterli. İkinci, çok çok pimpirikliyseniz karbonat ekleyin suyunuza. Karbonatlı suda bekleyin çünkü alkali ortamda virüsler yaşamaz. Güzel. Alkali ortamda virüsler yaşamaz. Sirke de çözücü olmakla birlikte bir karbonatın gücü çok daha etkilidir. Yani sirke yerine karbonat. Çünkü neden? Virüsün yüzey yapısı yağdır. Yağlar asittir. Asitin içinde o asidin çözülmesi daha zordur. Ama alkalinin içinde, yani bir karbonatın içinde bir virüsün yüzeyi çok çabuk dağılır, bozulur.